Herkese merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Bugün A4Tech'in uygun fiyatlı kamerası, uygun fiyatlı web kamerası BK900H'yi inceleyeceğiz. İncelemeye başlamadan önce değişik bir konuya parmak basmak istiyorum. Basayım mı Seda? Bas. Tamam, basalım. En fazla ne kadar para harcayabilirsin bir web kamerası için? Yani bütçem kısıtlı olduğu için 100 lira harcayabilirim. 100 lira harcayabilirsin. Maksimum. Peki dizüstü mü kullanıyorsun yoksa masaüstü bilgisayar mı? Dizüstü. Dizüstü bilgisayar kullanıyorsun. Evet. Nasıl? Kamerasından memnun musun? Şöyle söyleyeyim. Mesela Skype'de arkadaşlarımla konuşuyorum genelde. Kamerası çok kötü olduğu için tabii beni iyi göremiyorlar karşı taraf. Yani bu yüzden bir web kamerası almayı düşünmedim değil. Peki 300-400 liralık web kamerası senin için fazla mı? Yani fazla. Yeni bir laptop mu alırım diyorsun? Yeni bir bilgisayar mı alırım diyorsun o parayla? O paranın üstüne gene bayağı bir vermem gerekiyor ama yine de fazla yani. Veremem o kadar. 100 lira maksimum. Peki ortalama 85 liraya satılan Full HD çözünürlüklü bir kamera işini görür mü? Yani görüntü kalitesi HD'ne göre güzel olsa gerek. Güzel olsa gerek. Bizde iyi mi kötü mü? Mikrofon performansı nasıl? Bugün A4Tech PK900H'yi yakından inceleyeceğiz. Dilerseniz ufaktan başlayalım arkadaşlar. Tak çıkar ve tak çalıştır yapıda sürücü sıkıntısı bulunmayan kameramız 1080p HD CMOS bir sensör ile geliyor. Maksimum 16 megapiksel çözünürlük değerlerine çıkabilen ürünün fotoğraf çözünürlüğü ise yazılımsal değerli olarak 4608'e 3426 olarak belirlenmiş. Otomatik pozlama ve beyaz dengesi gibi özelliklere sahip kameramız 2 megapiksel çözünürlük kalitesinde 30 kare saniye video kaydedebiliyor. Peki Seda, teknik detaylarına baktığında en çok hangi nokta dikkatini çekti? HD olması dikkatimi çekti. Yani 1080p olması dikkatini evet, çekti. Evet, sonuçta karşıya gönderdiği görüntü önemli benim için. Video çekiyor musun peki? Arada sırada. Ha, video çekenler için de ek özellikleri bulunuyor. Ama hani tüm detaylarına girmeden önce tasarımıyla devam edelim diyoruz. Parlak siyah ile kaplanmış ürüne yakından baktığımızda oldukça kaliteli bir malzeme işçiliğine sahip olduğunu hissedebiliyoruz. Kameramızın ön yüzü daha estetik ve klas bir hava barındıran bir yüzeye sahip. Aksesuar havasını hem görsel olarak hem de yapısal olarak yansıtmayı hedeflemişler. Kolayca sökülüp takılabiliyor. Anında katlayabiliyoruz ve birçok yüzeye oturabiliyor. Mesela monitörümün üzerine ya da dizüstü bilgisayarıma konumlandırabiliyorum. Aynı zamanda dönebilen bir başlığa sahip olması da büyük bir avantaj sağlamış. Hem kendimi hem de karşı tarafı çekme imkanına sahibim. Ya da istemediğim zamanlarda kameramı farklı yönlere çevirebiliyorum. Yukarı aşağı oynatabilme fırsatına da sahibim. Görebileceğiniz üzere kameramızın ön tarafında mat yüzeyli sensörümüz bulunuyor. Hemen sol tarafta mikrofon ses kanalları göze çarparken karşı tarafta da LED ışığımıza yer vermişler. Bu LED bildirimimiz kameramız aktif olduğu zaman mavi bir ışık yayıyor. Ürünün beraberinde bir adet 1.5 metrelik micro USB kablomuz gelirken yazılım CD'si ve kullanım kitapçığına da yer vermeyi ihmal etmemişler. Açık konuşmak gerekirse Seda, tasarıma baktığımda A4Tech'in diğer kamerası olan 910H'ye göre birazcık daha başarılı buldum. Aynı zamanda Logitech'in C310 HD modelli kamerasından estetik bakımından biraz daha başarılı buldum. Onun dışında malzeme kalitesi gerçekten de fiyatına göre oldukça başarılı geldi bana. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bence oldukça zarif bir ürün. Küçük ve zarif duruyor yani. Küçük ve zarif duruyor. Acaba performans olarak bu küçük ve zarif ürün bizlere neler sunabilmiş, izliyoruz. Öncelikle ürünü hem oyun oynarken hem Skype üzerinden hem de Facebook ya da Yahoo üzerinden görüşme yaparken deneme fırsatım oldu. Ek olarak fotoğraf çektim ve oyun oynadım. Giriş seviyesi kalitede sesli ve görüntülü konuşma hususunda oldukça yeterli bir düzeyde. Kameramızda anti-glare coating lens bulunmakta, yani anti-parıltı özelliği bulunuyor. Ek olarak düşük ışık performansında iyileştirmelere gidilmiş. Multi-sampling yani çoklu örnekleme özelliği sayesinde de takılma ve donmaların önüne geçilerek akıcı bir performans sağlanmış. Eski kameralarda görüntüde atlamalar ve donmalar olurdu. Bu kamerada öyle bir sorun bulunmuyor. Kameramızın örnekleme özelliği sayesinde akıcı video performansı elde edebiliyoruz. Her ne kadar yüksek çözünürlük değerlerine sahip olsa da özellikle açık renk alanlarda iyice kendini belli etmekte. Renk netliğini az da olsa kaybedebiliyor. Merhaba arkadaşlar, Frekans Adam'a hoş geldiniz. Şu anda PK900H'yi deniyoruz. Bakalım görüntü kalitesi nasılmış. Odanın ışığını yeterli bir düzeyde ayarladım.
Şu an görüntü daha iyi. Şu an 1080p çözünürlükte kayıt alıyor. Hani hem oyun oynarken kayıt alabilirsiniz hem de aynı zamanda Skype, Yahoo ya da Facebook üzerinden görüntü konuşmalarınıza devam edebilirsiniz. Şu anda kaydı devam ediyor. Ses kalitesini de aynı zamanda ölçmüş oluyoruz şu anda. Şu an mikrofonun üzerindeki mikrofon diyorum, kameranın üzerindeki mikrofondan kayıt alıyor. Sesim iyi geliyordur umarım. PSŞT pap 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 patlamalar var mı yok mu bilmiyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Testin sonuna geldik. Fotoğraflarda yansımaları önleyerek daha parlak ve canlı renkler elde etme imkanı sunan bir teknolojiye sahip. Yine de yeterli ışık düzeyiniz yoksa kalite düşebiliyor. Varsa gayet başarılı. Kameramız aşırı ışık aldığı zamanda da renk ayrımı konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliyor. Kontrast ve parlaklığı biraz düşürdüğüm zaman az da olsa kendini toparlayabildi. Yine de kullanacağınız ortamın yeterli bir aydınlatma seviyesine sahip olması çok önemli. İşte o zaman 720p'nin biraz üstüne çıkabiliyor ve 1080p'ye yaklaşıyor. Kameramız videoları 1920x1080 çözünürlüğünde 58.000 kilobits per second oranında 28 kare saniye olarak AVI formatında rahatlıkla kaydedebildi. Mikrofon performansından bahsetmem gerekirse, örnekte de görebileceğiniz üzere sert ünsüzlerde patlamaları sebep olmuyor. Fiyatına göre sesimi bayağı iyi bir şekilde kaydetti. Mikrofon konusunda şaşırdığımı belirtmek istiyorum. Gerçekten başarılı. PK900 ise performans bakımından fiyatına göre oranlarsak oldukça başarılı bir kamera olmuş. Bu konuda sen ne düşünüyorsun Seda? Senin de fikirlerini alalım. Bence gayet başarılı bir ürün. Arkadaşlarımla hani konuşma imkanım oldu bu ürünle. Görüntü kalitesi ve fiyatı bakımından beni tatmin etti. İstediğimi peki, sundu bana. Peki eskisine nazaran, yani eski kullandığın diz üstündeki tümleşik kameraya nazaran nasıl bir performans sağladı? Oldukça iyiydi. Tabii benim bilgisayarımın kamerasına göre güzeldi. Arkadaşların yorum yaptı mı sana? Ne oldu, bir değişiklik var sende dediler. Ne oldu, bir değişiklik var sende demişler. Yani siz de uygun fiyatlı, hani görüntülü konuşma için işinizi görebilecek bir kamera arıyorum diyorsanız A4 Tekin PK900H modelli web kamerasını tercih edebilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın.